Değerli dinleyiciler, bugün erken evre yemek borusu kanserinin tespit edilmesi ve onun endoskopik olarak çıkartılmasından bahsetmek istiyorum. Yemek borusunun tümörlerini erken olarak tespit edebilmek mümkün artık. Her vakayı yakalamak mümkün olmayabilir ama iyi tarama yapıldığı zaman, ileri düzey endoskopi yöntemleri kullanıldığı zaman büyük bir oranda yemek borusu tümörleri çok çok erken safhada, çok ince bir zar iken hücresel seviyede yakalanabilmektedir. Burada bunun örneklerinden bahsetmek istiyorum şimdi. Gördüğünüz gibi burada yemek borusunun gövde kısmında bir erken evre özofagus tümörü var ama normal endoskopik yöntemle görülmüyor. Ancak kroma endoskopi yaparak boyarsak görebiliyoruz. Ve burada görüldüğü gibi bir erken evre tümör var ve damarsal yapı bozulmuş. Bu damarsal yapıların bozulmasına göre biz karar veriyoruz. Buradaki bozulan damarsal yapısı IPCL pattern 4 ve erken evre özofagus tümörü oluyor. Hemen ilgili bölgeyi biz işaretliyoruz ve işaretledikten sonra da özel enjeksiyonlarla yükseltiyoruz. Çünkü yemek borusunun yaklaşık olarak kalınlığı 2-2,5 milimetredir ve kolayca delinebilir. Ama altına enjeksiyon yaparsanız ve daha özel kesici aletlerle de keserseniz yükseltilmiş dokuyu herhangi bir delinme veya kanama olmamaktadır. Burada gördüğünüz gibi sol taraftan aşağıya doğru iniyoruz ve keserek ilerliyoruz. Tabii büyütülmüş görüntüler. Oldukça evet ilerlemiş durumdayız. Dokunun önemli bir kısmını kaldırdık. Ve alt evet keserek ilerliyoruz. Elektrik akımı ile kesim yapılıyor. Bu kesici bıçaklar yaklaşık olarak 1 milimetre boyutundadır. Buradaki görüntü büyütülmüş oluyor ve dikkat ederseniz solüsyon enjekte edebiliyor ve dokuyu kaldırabiliyor. Biz bunlara flash knife diyoruz ve arkasından kesmeye devam ediyoruz ki önümüze bir damar yapısı çıktı. O noktada bekliyoruz. Sonradan da o damarı zaten elektrik akımıyla kapatıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yine solüsyon vererekten yükseltiyoruz ve erken evre bu lezyonu çıkartıyoruz. Eskiden bu imkanlar olmadığı için doğrudan ameliyata verirdik. Ama gördüğünüz gibi burada lezyon tamamıyla temizlenmiş durumdadır. Biz özellikle çok sigara içen, ailesinde yemek borusu kanseri olan, yine reflüsü olan, ileri reflüsü olan kişilerin takip edilmesi taraftarıyız. Çünkü erken evre kansere dönüşüm olduğu zaman bu metotlarla ameliyatsız ve yayılmadan, en önemli olanı da bu, çıkartmak mümkün olmaktadır.